Saat 8.45, parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de, dünyada öne çıkan ekonomi gündeminden başlıkları sizlere aktaracağız. Şimdi piyasalarla her sabah olduğu gibi başlayalım. Açılışlar nasıl? Dünya borsalarında durum ne? Sizlere aktaralım. Ardından gündem başlıklarıyla devam ederiz. Dolar kotasyonları 3 lira seviyesindeydi Cuma günü. Neler oldu? Deutsche Bank, özellikle Alman dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank'a Amerika 14 milyar dolar ceza verdi. Dolayısıyla Deutsche Bank hisselerinde çok ciddi düşüşler meydana geldi. 2008'de Lehman Brothers'ın batışı gibi bir batış olur mu korkusu baş gösterdi. Fonlar, büyük fonların fonların Deutsche Bank'tan çıkışının başladığına dair haberler yayıldı. Alman hükümeti daha önce %25'ini alırız Deutsche Bank'ın, hazırız buna demişti. Ancak Deutsche Bank buna gerek yok açıklamasını yaptı. Lehman Brothers'ta durum biraz farklı. 2008'den biraz farklı tabii. ABD'nin verdiği cezayla düşen hisseler ve sonrasında başlayan bir fon çıkışı var ama tüm dünyada bir Deutsche Bank tedirginliğinin hakim olduğunu ve İtalyan bankalarından sonra işte Alman bankalarında sıkıntı var. Ne olacak? Avrupa bankacılık sistemine dönük kaygıların başladığı bir dönemde dünyada da dünya ile beraber Türkiye'de de bunun kaygısını hissettik. Fed Başkanı Janet Yellen Aralık ayında faiz artışı sinyali verdi. Bu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkeler için çok iyi değil. Dolayısıyla olumsuz algılandı. OPEC toplandı. Dedi ki biz üretimi kısma konusunda anlaştık. 2017 yılında tüm üyeler kotalara uyarsa 700 bin varil üretim düşecek. Bu ne demek? Talep olmadığı yerde arz fazlası vardı. Arzı kısacağız demek. Bu ne demek? Petrol fiyatları yükselecek demek. Keza 49 dolar 97 sente yani 50 dolar seviyesine geldi Brent petrolün varil fiyatı. İçeride dolar kotasyonları bu sabah yine 3'ün üzerinde başladı güne. Dolayısıyla bu da maliyetlerin artması demek. İçeride işte akaryakıt başta olmak üzere. Benzin fiyatları başta olmak üzere zam demek. Türkiye için çok olumlu değil bu. Bir de Moody's'ten sonra ihalelere yüksek talep gelmesi 5 ihaleyi sakinleştirdi piyasayı ama yine acaba hani iç kuralları gereği bazı fonların Türkiye'den çıkışı söz konusu olur mu tedirginliği var. Bu da CDS'leri yani sigorta maliyetini biraz Türkiye için yükseltti. Bütün bu gelişmeler piyasalardaki tedirginliği yurt dışına bağlı olarak da arttırdı ve dolar kotasyonları 2.99 3 lira seviyesindeydi. Bu sabah itibariyle de 3 liranın üzerinde bir seyir görüyoruz. Dolarda açılış itibariyle arkadaşlarımın da grafikte şu anda sizlere aktardığı gibi. Asya borsaları Deutsche Bank'ın 14 milyar dolardan daha az tutarda bir para cezası almak için Amerikalı makamlarla görüştüğüne yönelik haberler de var. 14 milyar dolarlık ceza acaba 5.4 milyar dolara iner mi? Bu yönde bir beklenti Cuma günü de dile getirilmişti. Acaba ceza iner mi sorusuyla beraber biraz Asya borsalarında bir toparlanma havası var. 14 milyar dolarlık cezanın inmesine sevinen bir dünya piyasaları var. Bunu da söylemek lazım. Amerika'da borsalar yükselişte %0,9 civarında. Asya borsalarında %0,7-8'lik yükselişlerin hakim olduğunu görüyoruz. Borsalar, dünya borsaları biraz daha olumlu. Bunun nedeni işte Deutsche Bank'a verilecek 14 milyar dolarlık cezanın 5.4 milyar dolara indirilip indirilmemesi konusunda bir beklenti var. Evet, ceza indirilecek beklentisinin de bir miktar Asya borsalarına olumlu yansıdığını bu sabah itibariyle görüyoruz. Borsa İstanbul Cuma günü 76.488 puandaydı. %0,78'lik bir düşüş vardı. Bugüne dünya borsalarının olumlu yansıması yansıyabilir ama kotasyonlara çok fazla bir olumlu yansıma yok. Onu aktardık. Euro-TL'de de 3.37 lira seviyesini görüyoruz. Petrol fiyatlarında yükseliş var. Altın fiyatları 1314 dolara doğru altın onsu geriledi. Bir miktar aşağı yönlü hareket var. Ve bono tahvil piyasasında faizler %9'un altındaydı. Geçen haftaki 5 ihaleye yüksek talep geldi. Faiz tahminlerinin altındaydı. %8,7'lik seyrin devam ettiğini sizlere aktarıyoruz. Dünya borsalarında durum bu. Beklentiler bu. Deutsche Bank tedirginliği acaba 14 milyar dolarlık ceza inerse
şeklinde dönüştüğü için bir miktar olumlu yansımış görünüyor. Ancak içeride kotasyonların 3 lira seviyesinde olduğunu söyleyelim. Borsa açılışına bakacağız. Petrol fiyatlarının yükselmesi de bizde hem cari işlemler açığı hem de maliyetler enflasyon açısından çok olumlu algılanmıyor. Onu da aktaralım ama en fazla 60 dolar olur. Daha da üzerine çıkmaz yorumu analistler tarafından geliyor diyelim. Gündem başlıklarıyla devam edelim. Şimdi Amerika'da durumlar gergin. Bir Rusya ile gerginlik var, bir de Suudi Arabistan'la gerginlik var. Biliyorsunuz Amerika Suudi Arabistan'a 11 Eylül için dava açabilmeye olanak tanıyan yasayı onayladı. Kongreden geçti yasa Obama'nın itirazlarına rağmen ve bundan sonra Suudi Arabistan'a 11 Eylül'e ilişkin davalar açılabilecek. Buna vize verdi Amerika. Ardından Suud zenginlerin bu ülkedeki 750 milyar dolarlık yatırımının akıbeti merak konusu oldu. Çünkü yasa o kadar geniş kapsamlı ki Suudi Arabistan'ın varlıklarının Amerika'daki varlıklarına el koyma hakkı da tanıyor. Örneğin 17.2 milyar dolarlık serveti var Prens El Velid'in Citigroup'ta, Apple'da, Twitter'da, Kola'da. Dolayısıyla ciddi Suudi Arabistan'ın zenginlerinin büyük yatırımları mevcut. Dolayısıyla davalar açılabilir ve bu yatırımlara, bu hisselere el konulabilir. Bu yasanın verdiği yetkiye göre alanı çok geniş. Bu tedirginlik var. Aramco'nun, Suudların petrol şirketi Aramco'nun da halka arzı ertelenebilir. İşte 11 Eylül kurbanlarının ailelerinin Suudi Arabistan yönetimine dava açmasına imkan veren yasanın kabulünden sonra da ilk başvuru yapıldı. Eşini Pentagon'a yönelik saldırıda kaybeden bir kadın dilekçe verdi ve ilk dava açılmış oldu. Şimdi ardı ardına davalar gelecek. Ne olacak Suudi Arabistan'la Amerika ilişkileri? Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında yer alacağız açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı dün de tekrarladı. Şimdi Suudi Arabistan Amerika gerginliği var ve Suudların Amerika'daki varlıkları 750 milyar dolarlık varlığı ne olacak sorusu akıllarda. Onlar biz bu varlıkları çekeriz diyor. Bu yasayla Amerika çekemezsiniz. Davalar açıldıkça biz bu varlıklara el koyarız diyor. Diğer körfez ülkelerinin tavrı ne olacak? Dolayısıyla böyle bir gerginlik devam ediyor. Bugünün yeni haberi 11 Eylül'e ilişkin ilk dava dilekçesinin de verilmiş olması diyelim. 18 yıldır vergi ödemiyormuş. Kimden bahsediyoruz? Trump'tan bahsediyoruz. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump şirketlerinin 1995'teki 915 milyon dolar zararını gerekçe göstererek tam 18 yıldır vergi ödemediğini iddia etti New York Times. Ancak işte Amerikan yasaları buna imkan tanıyor. Eğer böyle bir zararınız varsa uzun bir süre vergi ödemeyebiliyorsunuz Amerika'da. Trump da bundan yararlanmış. Benim 95'te 915 milyon dolar zararım var deyip 18 yıldır vergi ödemiyormuş. New York Times bu iddiayı ortaya attı. Yeni işte bir haber ve analiz yayınladı. Eylül ayı ihracatı geldi. Dolayısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi açıkladı Eylül ayı ihracat verilerini. Eylül'de ihracatta %0,8'lik bir azalma söz konusu. 10 milyar 451 milyon dolara inmiş ihracat. Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen Eylül'de ihracatın sadece %0,8 düşmesi olumlu açıklamasını yaptı. Otomotiv sektörü Eylül'de 1.9 milyar dolarlık ihracatla yine en fazla ihracat yapan sektör olmaya devam etti. En fazla ihracat yapılan 5 ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. İngiltere'ye ihracatta %14'e yakın bir artış söz konusu. Bu arada İngiltere Brexit'ten çıkma konusundaki süreci de Mart sonundan önce başlatacağını açıkladı. Eylül ayının %40'ı tatille geçtiği için bu ihracat rakamları olumlu sayıldı. Avrupa Birliği'ne ihracatta artış var. Eğer tatil olmasaydı ihracatta %9'luk artış yakalayacaktık diyor Türkiye İhracatçılar Meclisi. 479 milyon dolarla Eylül'de günlük ihracat rekoru da kırdık. 370 milyon dolarlardan 479 milyon dolara çıktı günlük ihracat. Rusya'ya ihracatta
Aralık'ta günlük 6,5 milyon dolarla 2 kat artışa işaret etti. İşimiz gücümüz sosyal takip diyor bugün Hürriyet ekonomi sayfalarında. Dünyada internet kullananların %50'si, Türkiye'de %97'si Facebook'a bağlanıyormuş. 3,4 milyar insan dünyada internete bağlanıyor böyle düşündüğümüzde. Bunun 1,7 milyarı Facebook'taymış. Türkiye'de 47 milyon internet kullanıcısı var. Bunun 42 milyonu da sosyal medyada, Facebook'ta. Dolayısıyla Facebook için bayağı potansiyel bir pazarız. İşimiz gücümüz sosyal takip. Kimlerde? Sosyal medyadan, internetten takipteyiz. Kullanıcı sayılarına bakıldığında da hem dünyada hem Türkiye'de, Türkiye'de daha fazla internet kullanıcıların %90'ı Facebook'taymış. Bayağı bir birbirimizi takip ediyormuşuz. İnternetle, sosyal medyayla bayağı bir haşır neşirmişiz. O anlaşılıyor bu verilerden. Kamyonlar cezayı gözle alıyor. Hafta sonunun haberiydi. Kamyon ve tırlar artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçemiyor biliyorsunuz. Ancak otoyol ve 3. köprünün geçiş ücreti 160 lirayı aşıyor. Ne yapıyormuş kamyonlar? Bir de yol uzuyor. Hem trafik sıkışıklığı var. Maliyet daha da artıyor. Zaman kaybı, yakıt maliyeti açısından. 92 liralık cezayı göze alıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi sürdürüyorlarmış. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprü geçiş ücreti ve ceza ile beraber 132 liraya geliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 164 liraya geliyor. Diyorlar ki ceza ödemek daha mantıklı. Hem trafikte beklemiyoruz hem de yakıt maliyeti de yok. Biz cezayı ödeyelim buradan geçelim diyorlarmış. Özellikle gece geçiyorlarmış ama hatırlatalım 5 kez ceza yerseniz üst üste sürücünün ehliyetine el konuluyor. Ve tünel dopingi Kazlıçeşme ve Göztepe arasındaki mesafeyi 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli'nde çalışmalar sona geldi. Yine bugün Hürriyet ekonomi sayfalarında işlemiş. Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayolu tüneliyle bağlayacak tünel Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılacak. Ancak bu çevrede konut kira ve konut satış fiyatları çok arttı diyor, deniliyor haberde. Satış fiyatları %41, tünel çevresindeki kira fiyatları %25 artmış. Zaten yüksekti. Bunun üzerine bir de Avrasya Tüneli dopingi gelmiş. Fiyatlar iyice uçmuş yani anlayacağınız. Mesela Acıbadem Koşuyolu Kadıköy çevresinde etkisi daha net görülmüş bu fiyat artışlarının. Tünelden 3 yılda günde ortalama 90 bin aracın geçmesi bekleniyor. 3 yıl sonra da 130 bin araç geçecek. Fiyat otomobiller için 4 dolar artı KDV, daha büyük araçlar için 6 dolar artı KDV olacak. 5.4 kilometre deniz tabanı altında inşa ediliyor. 20 Aralık'ta geliyor. Konutun kirası, satış fiyatları da etkilenmiş durumda. Ve İstanbul enflasyonu, bugün enflasyon rakamları gelecek. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını göreceğiz. İşte akaryakıtta fiyat ayarlamaları olmuştu biliyorsunuz. Onun etkisi enflasyonda görülebilir. %0,66'lık bir artış bekleniyor. Gıda fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Ankara'da gıda fiyatları arttı. İstanbul'da düştü. İstanbul enflasyonu da %0,57 oldu Eylül ayında. Yıllık enflasyon %8,08 oldu. En fazla artış giyim ve ayakkabı, dolaştırma ve haberleşmede görülmüş. İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün ne diye merak ediyorsanız kıvırcıkmış. Kıvırcık salatanın fiyatı %34,5 artmış. Yine limon, armut fiyatı en çok düşen grup olmuş, sivri biber. İşte yazın yanına yaklaşamadığımız erik de fiyatı en çok düşenler listesinde ilk sırada. Bugün saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Son bir başlığımız güzellik harcamaları. Bugün Vatan'da Necla Dalan toparlamış. Bakıma, güzelliğe ne kadar harcıyoruz diye. 16 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre cilt bakımına en çok parayı 80 euro ile Çinli kadınlar harcıyormuş. Türk kadınları 44 euro, yani yaklaşık 150 lirayla 4. sıradaymış. Yani fena değil rakamlar, en azından 150 lira harcıyoruz güzellik için. Güzelliğin bu kadar önemli olduğu bir dünyada yine tasarruflu davranıyormuşuz diyelim. Gündem başlıklarını da sizlere böyle özetlemiş olalım. Hemen şimdi parametrede karşınızda olacağımızı hatırlatalım. Bekliyoruz.